Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ukrayna için STM ve RMK Marine Tersanesi işbirliğinde inşa edilen F-211 Borda numaralı ilk ada sınıfı korvet Hetman Ivan Mazepa Defense Turk tarafından görüntülendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna donanması için inşa edilen ada sınıfı korvetlerinin ilkinin adını Hetman Ivan Mazepa olarak seçmişti. Hetman Ivan Mazepa korveti, yapısal olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren ada sınıfı korvetler ile büyük oranda benzerliğiyle de dikkat çekiyor. 2020 yılının Aralık ayında Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma ile MİLGEM korvetlerinin ortak olarak üretilmesi planlanmaktaydı. Bu bağlamda 14 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet Ukrayna'da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet ada sınıfı korvet ve Bayraktar TB2SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere imza atmıştı. Sözleşme kapsamındaki 4 korvetin ilki Türkiye'de, kalan 3 korvet ise Ukrayna'nın Nikolaev şehrindeki PJSC Nikolaev Shipyard Ocean Tersanesi'nde inşa edilecekti. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana yükleniciliğini üstlendiği ve teknoloji transferini de kapsayan Ukrayna Korvet İnşa Projesi kapsamında Ukrayna donanması için inşa edilen ilk MİLGEM ada sınıfı korvetin kızağı konma töreni 7 Eylül 2021'de gerçekleştirilmişti. RMK Marine Tersanesi'nde düzenlenen törene, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Alexey Niepapa Başkanlığındaki Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir heyette katılmıştı. Tören sırasında konuşan Niepapa, bu, Ukrayna için önemli bir olay ve deniz kuvvetlerinin gelişiminde önemli bir itici güç. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan tüm anlaşmalar zamanında, bazıları ise planlanandan bile önce uygulanıyor. İfadelerini kullanmıştı. Törende Ukrayna için inşa edilen ilk korvette arka yanlarda yer alan Mika VL lançerleri göze çarpmaktaydı. Ayrıca Defense Express'in 10 Şubat 2021 tarihinde aktardığı habere göre Ocean Tersanesi Pazarlama Dairesi Başkanı M.Y. Kolagape, mümkün olduğunca çok sayıda Ukraynalı işletmenin gemi inşa sürecine dahil edileceğini aktarmıştı. Ukrayna ise daha önce ada sınıfı korvetlerde kendi türbinlerini ve helikopterlerini kullanmak istediğini belirtmişti. Su üstü gemileri arasında kestirilemeyen, dinlenemeyen ve karıştırılamayan optik muharebe sistemi ihracatı ise Ukrayna için üretilen ada sınıfı korvet projesi kapsamında STM tarafından gerçekleştirilecek. Optik muhabere sistemleri, su altında dalgıçlar, SAT timleri ile dalgıçlar, SAT timleri ve denizaltı arasında, su üstünde ise su üstü gemileri arasında kestirilemeyen, dinlenemeyen ve karıştırılamayan bir muhabere imkanı sağlamaktadır.